19 Temmuz'da tutuklanan Adnan Oktar bundan tam 31 yıl önce akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastalıkları hastanesinde yattı. O dönemde onu gözlemleyen doktor Sefa Saygılı'ydı. Habertürk'ten Öznur Karslı Sefa Saygılı'ya 31 yıl önceki Adnan Oktar'ı sordu. Bakın o dönem Adnan Oktar nasıl biriydi? Hocam maşallah. O zaman bir dikkatimi çeken nokta da oldukça obsesif olmasıydı. Takıntılıydı yani. Abdesti falan uzatıyor, aşırı şey. Devamlı elinde misvak, devamlı dişlerini fırçalıyor. Bu sözler Adnan Oktar 32 yaşındayken onun ruhsal durumunu takip eden eski doktoruna ait. Adnan Oktar 31 yıl önce akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastalıkları hastanesinde yatmıştı. Oktar'ı o dönemde 8 ay boyunca gözlemleyen hekim ise psikiyatrist Sefa Saygılı'ydı. Oktar o zaman Adli Tıp Kurumu'nun verdiği paranoid sendrom teşhisi raporla ceza çekmek cezası yerine muhafaza ve tedavi için Bakırköy Akıl Hastanesi'ne geldi. Ben de o zaman oranın adli servislerin sorumlu hekimiydim. Ve yaklaşık 7-8 ay benim yanımda kaldı. Adnan Oktar, 1987 yılında ümmetçilik propagandası yapmak suçundan yargılandı. Mehdilik iddiasında bulunduğu için Adli Tıp Kurumu ceza ehliyeti yoktur raporu verdi. Oktar kurumun bir başka dairesinden aldığı idealist tutkulu tanısıyla da serbest kaldı. Oldukça şık giyinirdi kendisi. Takım elbise olurdu genelde, pahalı ayakkabılar. Profesör Doktor Sefa Saygılı, akıl hastalarından ayrı bir özel odaya aldığı Oktar hakkında bilimsel bir rapor da hazırlamıştı. Saygılı'nın Oktar için hazırladığı raporda Adnan Oktar 32 yaşındayken annesiyle yaşayan, saçlarını ortadan ayırmayı seven, içine kapanık, mehdilik hayali kuran bir genç olarak tarif edilmişti. O raporda Oktar'ın hastalığının adı da konmuştu. Raporda dikkat çeken noktalardan biri de Oktar'ın 32 yaşındayken telkin ve ikna kabiliyetini çok yüksek olduğuydu. Raporda Adnan Oktar için psikiyatrist Sefa Saygılı paranoya teşhisini koymuştu. Telkin gücü yüksek, ikna gücü yüksek ve hipnotizma etme gücü de vardı tahmin ediyorum. İnsanların gözüne baktığı zaman onları etkiliyordu. Sefa Saygılı'ya göre Oktar'da kişilik bozukluğu var. Kendini seçilmiş bir insan olduğunu, görevli olduğunu, misyonu olduğunu, ileride çıkacağını söylüyordu. O zaman bunun 19 takıntısı vardı. Her şeyi 19'a bağlıyordu. Ve kendisinin de... 19'un sırrı neydi peki ona göre? 19'un sırrı işte kendisinin de 38 yaşında mehdilin açığa çıkacağını söylüyordu. Oktar'ın sağ kolu Doktor Oktar Babunay ile tanışması da akıl hastanesinde yattığı günlere dayanıyor. Doktor Oktar Babunay'ı Çapa öğrencileri bizim oraya staja geliyorlardı. Orada ilk defa ona çengel attı. Oktar Babunay onun ilgisini çekti. Ne konuşmuşlardı? İşte Oktar Babunay'a da hemen şeyi anlatmaya başladı. Mehdiliği falan anlatmaya başladı. Oktar Babunay da değişik geldi halde. Eski doktoruna göre Oktar'ın mehdilik hezeyanı dışında akıl sağlığı yerinde. Aynı Adnan Oktar devam ediyor. Gene mehdilik fikri var. Kendisine göre işte mehdi iştihat sahibidir. Yani ne yaparsa o şeydir, geçerlidir dinen diye. Oktar'ın akıl hastanesindeki tedavi sürecinin üzerinden tam 31 yıl geçti. Oktar'ı o dönemde 8 ay boyunca gözlemleyen psikiyatrist Sefa Saygılı ise bugün Adli Tıp Kurumu'nda gözlem dairesinde çalışıyor. Eğer mahkeme Adnan Oktar için akıl sağlığı raporu isterse, Oktar'la Sefa Saygılı 31 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Hasta-hekim ilişkisi içerisinde normal görevimizi yapacağız gelirse öyle.